Saygıdeğer izleyenler, Ünye'de ilçe merkezinde dolanırken Ünye'nin gerçekten yaşına başına bakıldığında örnek kuyumcu esnaflarından Turan Şen'e selam verip bir bardak çayını içmek istedik. Altın üzerine de sohbet edelim diye düşünürken Turan Şen kardeşimiz, bizim Ünye'nin kuyumcu, örnek kuyumcu esnaflarından Turan Şen, abi dedi, sana dedi ben bir istirhamda şeyde bulunayım, öneride bulunayım dedi. Benim köyümde dedi, 115 yaşında Hüseyin amca var, dalgıç dedi. Sen ona git, bu yaşa kadar nasıl yaşadığını, çoluğunu çocuğunu sor, bize büyük iyilik etmiş olursun dedi. Ben Sayın Ünye'nin örnek esnafı Turan Şen'in sayesinde Hüseyin Dalgıç amcamıza geldik ve onu 115 yaşını nasıl bu ortamda sürdürmüş de buraya kadar gelmiş onun ağzından öğreneceğiz. Ama ben önce kendimce öğrendiğim bilgileri paylaşmak istiyorum. Hüseyin Dalgıç amca evli, eşini 8 yıl evvel ebediyete uğurlamış, 3 kız, 3 erkek evlat, sayısız torunlara sahip, gerçekten yüzüne baktığınızda nurlu bir insan. Şu ortamda özlediğimiz örnek insanlardan bir tanesi. Kendisine soralım, diyelim ki sahil köyde seninle yaşıt kaç tane adam kaldı? Kardeşin de 99 yaşında terme demiş, evet. Duyduk. Evet. Evet Hüseyin amca, söz sende. Seni termede, bir tanıyalım. Termede kardeşim. Benden 2 yaş ufak. 2 yaş ufak. He. Allah sağlık selamet versin. Sağ olun. Bu sağlığını Allah neye borçlusun Hüseyin amca? Allah'a borçluyum. Bu bir. He. Allah beni Suriye'den beri gezdim. Eskerliğim ettim. Kimsenin ağrıyasılık lafını işitmedim. Çok güzel. He. Veren arkadaşlardan Allah öldülersen rahmet eylesin. Rahmet eylesin. Gemiklerinden nur insin. Evet. Ve ağrıyasılık laflarını söylemedi. Çok güzel. Evet. Bu millete uzun yaşamanın sırrını olarak ne söylersin Hüseyin abi? Ben şimdi 115 yaşında bir abiymişsin. Ben şimdi söylediğimde ben çobanlığıyla yetiştim. Ha, olabilir. Peygamber Efendimiz de çobandı. Aynı halen devam etmek suretindeyim. Şimdi daha da gezemiyorum. Var mı küçük baş, büyük baş hayvan bakıyor musun? Ya da yapılıyor mu? Eşin yok. Ölene kadar yapıyormuş. He, yapıyorduk. Şimdi, ne yapayım ben? Allah'ın takdiri layık. Su var. Onlar da bahçede. Bahçede şimdi, yani akşam alıyor içeri. Bakıyor. Subaylarımdan da razıyım. Üst temlerimden de razıyım. Ben karakolda asçıydım. Nerede askerdin? Suriye'de. Hakkari. Hakkari. Atatürk vefat ettiğinde kaç yaşındaydın sen? Vallahi onu tahmin edemiyorum kaç yaşında olduğumu. Yalur. 115 yaşında olduğuna göre. Hesapla. Vallahi biz yapmayalım. Matematikçiler yapsın o işi. Evet. Suriye'de mi askerdin sen? Ben en ilkin İstanbul'a gittim. Ne askeriydin? Piyadeydim. Piyade, güzel. Evet. Jandarmaya geçtim buradan. Bana dedi ki bir denesi çok uzak gitme dedi. Babamın dünya kadar parası olsa gezemem. Gezeceğim ben dedim. Kaç yıl askerlik yaptın? Kaç yıl? Kaç yıl mı? Vallahi ben yalan söyletme. 2 sene mi kaldım? 2,5 sene mi kaldım bu kadar? O zamanlar öyleydi. Yani öyleydi. 3 yıldan aşağı değildi askerliği. Evet. Şimdi ki karakola düştüm. Nerede okudun dedi. Erdiş'te okudum dedi. Erdiş'te. Erdiş neresi? Van mı? Van'a yakın işte. Öyle mi? Yalnız okula girmedim. Piyadeden geçtim ben. Tamam. Piyadeden geçtim. Yalnız onlara karşı öyle diyordum.
Tamam. Saygıdeğer izleyenler, bir hususu da atlamadan anlatalım. Ülke genelinde olduğu gibi Ünye'de de eğitim seviyesi yüksek köylerden bir tanesi. Bu sahil köyde okumuş, eğitim almış insan sayısı %99 saygıdeğer izleyenler. Yüce Allah ne diyor yarattığı kullarına? Oku ey kulum diyor. Okumadan cehaleti yenemezsin. Cehaleti yenemesen de huzuru bulamazsın diyor. Onun için bunu da söyleyelim. Sahil köyün bürokraside çok evladı vardır. Hakimi, savcısı, doktoru. Bir sürü insanı vardır. Neden? Hepsi okumuştur efendim. Onun için de Hüseyin amcamıza da soralım. Erciş'te okumuş ama en azından kendini götürecek kadar yazıyor. Şimdi subayları vardı. Başkadıklı vardı. Memleketleri aklına geliyor mu bu adamları? Nereye girdiler? Suriye'nin Alaman karakoluna yakın. Efendim burada ettim. Yüzbaşı geldi dedi ki Gedikli Çarşı'nın bir terfiyesini sökmüşlerdi. Kaleme beni bir girdim hemen. Yazım yok. Böyle böyle dedi. Bir de nesi dedi ki içimizden Bahçı Ayrıcık, Hüseyin Ayrıcık dedi benim için. Ordu var, Gürgendepe var, Gölköy'ü var, hep arkadaş. Evet. Karakola açık girdik. Yüzbaşı geldi dedi ki, hal çavuş dedi, haydi olsun bu karakolu böyle görmedim dedi ben dedi. Bir farklılık var. Ben ne bileyim, iyi bakılmışık. Sonra hemen geldi, o vakit at vardı da, yol yoktu. Malınla, hurcunla eskere yemek, buydar un götürüyorlardı. O yokluk zamanları ülkenin. Sonra onlar aşağı yukarı derken ben karakolda açayım. Baş çavuşta uyana bakarak konuş. Yok fark etmez konuş. Bir kere etti. Bu dedi ki hal çavuş terfen takmasını arz ederim dedi. Bu karakolu böyle görmedi mi dedi. Güzel. Neyse kahve yaptım. Müdürü geldi. Bakım mamulleri geldi. Yüzbaşı dedi ki yavrum dedi. Bize mi kahve dedi? Komutan mı dedi? Kusura bakma. Çaydan yok dedim. Filcan yok da dedim. Var hepsine de yapacağım dedim. Filcanları yekerim, müsevvilere vereceğim dedim. Maşallah dedi. Aşk olsun sana dedi. Ondan sonra beni karakoldan yeri bırakmadı. Maşallah. Ne kadar askere yemek yapıyordun? Kaç tane asker vardı? Bazı oluydu 14-15 kişi. Bazı oluydu 10 kişi. Yokluk dönemleri değil mi Hüseyin amca? Fakirlik dönemleri. Fakirlik şeylerinde öyleydi. Öyleydi diyor. Ben kış diliğinden gittim askere. 5 kuruş memleketten alamadım. Yok. İşte. Para yok. Çok şükür Allah'a işte. Sana sağlıklı uzun ömür diliyoruz. Sağ olun. Bu arada saygıdeğer izleyenler, ömrünü gurbette rızk temini için harcamış oğlu Mehmet Dalgıç'a da soralım. 15 yıl evvel annesinin rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'daki işini bırakıp Ünye'ye gelmiş. 8 yıl evvel ebediyete intikal eden annesine eşiyle beraber bakmış. Eşine de mikrofon uzatacağız. Önce Mehmet Dalgıcı'yı da tanıyalım. Mehmetciğim buyur. Yanaş. 6-7-1957 doğumluyum. Ordu Ünye'de doğdum. 40 sene İstanbul'da kaldım. Rahmetli anamın hastalığında İstanbul'u terk edip köyüme geldim. Annemin eniştesi
7 sene baktık, ilgilendik. 8 sene